Cumhurbaşkanlığı himayesinde Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla düzenlenen Zümrüt ve Anka müzikali, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da sahnelendi. İzleyicileri büyüleyen etkinlikte Türk kültürünü yansıtan şarkılar ve dans gösterileri yer aldı. Zümrüt Anka bildiğimiz üzere yanarak ölen ve küllerinden tekrar doğan, her seferinde tekrar tekrar doğan bir kuş efsanesi. Biz de bu efsane ile Türk kültürünü birleştirmek istedik. Zümrüt Anka müzikali Balkan turnesi kapsamında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da sanatseverlerle buluştu. Bosna Kültür Merkezi'nde gerçekleşen müzikale, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda Saraybosnalı sanatsever katıldı. Coşkulu anların yaşandığı gecede TRT Genel Müdürlüğü Müzik Dairesi Başkanlığı'na bağlı 45 kişilik koro, orkestra ve dans ekibiyle birlikte multimedya destekli bir performans sergiledi. İzleyicilerin soluksuz takip ettiği renkli performansta Türk kültürünü yansıtan şarkılar ve dans gösterileri yer aldı. Büyükelçi Koç, müzikal öncesi burada yaptığı konuşmada söz konusu müzikalin Türkiye'nin Balkanlarla ve Bosna Hersek'le ne kadar iç içe ve benzerlik taşıdığını gösterdiğini dile getirdi. Zümrüt Anka müzikalinin aranjörü ve orkestra şefi Musa Göçmen de Balkanlar turnesinin çok heyecanlı geçtiğini belirterek her gittikleri ülkede büyük bir ilgiyle karşılandıklarını ifade etti. TRT yapımı olan müzikal Yunanistan, Makedonya ve Arnavutluk'ta da sahnelenmişti. Müzikal ekibi Bosna Hersek'in ardından Hırvatistan, Sırbistan ve Romanya'ya geçecek. Balkan turnesi 13 Aralık'ta Bulgaristan